Tasarımcıyla nasıl çalışılır? Tasarımcıyla nasıl çalışılır sorusu aslında çok geniş bir soru ve dolayısıyla birden çok cevabı var aslında. Her şeyden önce tasarımcı dediğimiz rol aslında birden fazla sorumluluk alan, birden fazla alana hizmet eden ve uzmanlaştığı alana göre çok farklı işler yapan arkadaşları tasvir eden bir terim. Örneğin hep duyduğumuz UX tasarımcısı, daha sonra UI tasarımcısı, işte servis tasarımcısı, business designer, organizasyonel designer. Bunun gibi birçok hani tasarımcı unvanı duyuyoruz. Bu tür unvanların her birisi projenizin veya yaptığınız çalışmanın değişik noktalarında değişik katkılar sağlayan rolleri tasvir ediyor aslında. Örneğin bir UX tasarımcısı genellikle etkileşim tasarımıyla ilgilenir. Kullanıcı akışlarını, ekran içerisindeki akışları inceler. Gerektiğinde kullanılabilirlik testlerine ve araştırmaya, kullanıcı araştırmalarına yardımcı olur. Ve genellikle kullanıcıya yönelik olan bilişsel yükü minimize ederek iyi bir, rahat bir kullanım sağlar. UI tasarımcıları işin biraz daha görsel tarafına bakan, yine ekran akışlarıyla ilgilenen ama daha çok işin renk teorisi olsun, tipografi olsun, dinamik dizgi olsun. Dinamik dizgiden kastımız da işte ekran boyutlarının sabit olmadığı bir ortamda küçücük bir cep telefonundan tutun da 52 inçlik hani büyük televizyonlara, büyük ekranlara kadar uzanan bir yelpazede belli bir kullanıcı ara biriminin nasıl çalıştığını anlattığımız bir terim. UI tasarımcılarının en büyük yaptığı şey aslında biz ekrana baktığımızda bizim dikkatimizi yönlendirmeleridir. Gerek kontrast seçimi olsun, gerek renk seçimi olsun, dizginin akışı olsun, ekrandaki görsel ritim olsun. Bunları ayarlayarak gerçekten kolay bir kullanım için bizim dikkatimizi yönlendirip projemizin amacına ulaşmasını sağlarlar. Servis tasarımcıları biraz daha farklı konularda çalışan bir tasarımcı grubu. Servis tasarımcıları daha çok iş akışına, ekran akışından çok biraz daha iş akışına yönelik çalışmalar yaparlar. Aynı zamanda servisin operasyonel tarafına, arka taraftaki operasyonel yüküne, ne tür insanlarla, ne tür deneyimler yaratacağına ve müşterilerle olan touch pointlerine yönelik çalışmalar yaparlar. Biraz daha sosyoekonomik alanda çalışmaları ve bilgileri olması gereken tasarımcılardır bunlar. Çünkü yaptıkları şey sadece belli bir işte düğmenin rengidir, belli bir işte metnin uzunluğudur, işte görselin kuvvetli olmasıdır. Bunun gibi işlerden çok servisin baştan sona müşteri ve servisin kullanıcısı için ne tür bir değer yarattığına ve bu servisi sağlayan kişilerin nasıl bu değeri yaratırken daha az sorun yaşamalarına, daha iyi çalışmalarına yönelik geliştirmeler içerir. Bunun dışında hep belki hani bu üç bahsettiğimiz tasarım türüne yakın duyduğumuz grafik tasarım var. Çoğu zaman grafik tasarım sanki dijital tasarımın dışındaymış gibi algılanabilir işte. Derler ki işte grafik tasarımcılar işte poster yaparlar, işte ne bileyim banner yaparlar sadece. Halbuki tam tersi. Grafik tasarımcı arkadaşların ürettikleri grafik içerik aslında bizim bugünkü dijital ortamda yaşadığımız deneyimlerin çok temel bir parçasını oluşturuyor. Bu işte en basitinden hep gördüğümüz reklamlar olsun, afişler olsun, herhangi bir dijital mecrada gördüğümüz görsellerin temeli olsun. Grafik tasarımcılar biraz daha bu dijital mecradaki statik dizgi olsun, klasik mecralar olsun, yine renk teorisi ve tipografi gibi olsun, bu tür konularda bizlere yardımcı olan arkadaşlardır. Şimdi bunlar çok her dijital projede duyduğumuz roller. Bunun dışında biraz daha belki hibrit roller ve duyduğumuz değişik başka tasarımcı unvanları var. Örneğin ürün tasarımcısı. Genellikle hem işin UI tarafını hem UX tarafını beraber yürüten ve bunu bir denge içerisinde yürüten arkadaşlar genellikle kendilerini ürün tasarımcısı demeyi tercih ediyorlar. Business designerlar, organizational designerlar, yine servis tasarımcıları gibi sadece bir servisin değil bir kurumun, belli bir örgütün nasıl örgütlenmesi gerektiğine veya business designerlar aynı şekilde bir iş kolunun, bir iş çalışmasının nasıl dönmesi gerektiğine, nereden değer yaratacağına ve bu değeri nasıl hem son kullanıcılara hem de şirketin kendisine döndürebileceği konusunda bir tasarım yapan rollere denir. Günümüzde de oturmaya başlayan yeni bir tasarımcı rolü var aslında. Immersive design dediğimiz alanda. Gerek sanal gerçeklik olsun, gerek sesle kullanılan kullanıcı ara birimleri olsun. Bunun gibi aslında çevremizi saran sadece bir ekran üzerinden değil de konuşarak ve dinleyerek etkileşime girdiğimiz çalışmaları tasarlayan yeni bir de tasarımcı türümüz mevcut. Fakat bu kadar farklı disiplinden gelen kişilerle çalışmak için ortak gereken bazı şeyler var. Her şeyden önce tasarımcıyla iyi çalışabilmek için tasarımcıya bir çözümle değil bir problemle gitmek gerekir. Çünkü tasarım disiplini, tasarım eğitimi aslında bir problem çözme sanatıdır.
belli bir çözümü uygulamak hani bizi belli bir yere kadar getirir. Fakat tasarımcıyı iyi bir şekilde kullanabilmek ve mümkün olduğu kadar iyi bir sonuç çıkarabilmek için kendisine bir çözüm yerine bir problemle gitmenizi tavsiye ederim. İkincisi, tasarımın çok temel olan bazı süreçleri var. Bunların en temeli ıraksama ve yakınsama diyeceğimiz, convergence ve divergence diye adlandırılan bir yaklaşım. Bu yaklaşımın temelinde ilk önce size gelen bir problemi mümkün olduğu kadar açarak, ufkunuzu biraz daha genişleterek olabilecek alternatifleri üretmek, yakınsama kısmında ise bu alternatiflerden belirli prensipler dahilinde seçerek iyi bir sonuca ulaşmaktan bahsediyoruz. Dolayısıyla bu açılma ve bu yakınsama şartlarını bir tasarımcıya sağladığınız zaman onların çıktısı da çok daha kaliteli olacaktır. Aynı zamanda sizin probleminizde de çok daha iyi çözümler sunabileceklerdir. Son olarak da tasarımcılara vereceğiniz yorumlar hakkında bir öneride bulunmak istiyorum. Maalesef tasarımcılara genellikle, özellikle görsel tasarımcılara giden yorumlar genellikle kişisel şeyler olurlar. Ya ben maviyi hiç sevmiyorum ki, işte bu niye mavi, bu niye işte büyük olmuş, şurasını bol yapsak, orasını kırmızı yapsak gibi çok aslında kişisel öneriler olabiliyor tasarımcılara giden yorumlar. Bunun yerine tasarımcılara vereceğiniz yorumları bahsettiğiniz o ilk söylediğiniz problem üzerinden vermeniz çok daha yararlı olacaktır. Çünkü dediğimiz gibi tasarım bir problem çözme sanatıdır. Tasarımcı bunun belli bir yere kadar getirebilecek kapasiteye sahiptir. Sizin burada vereceğiniz yorumlar problem üzerinden olursa tasarımcıyı hem daha iyi kullanmış olursunuz hem de kendisini biraz daha geliştirmesini sağlamış olursunuz. Daha önce kendi alanınızda denediğiniz ve tam olarak çalışmayan şeyleri tasarımcılarınızla paylaştığınızda yine o yakınsama ve ıraksama yaklaşımıyla beraber kendi disiplinleriyle iyi bir çözüm üreteceklerinden eminim. Eğer tasarımcılara böyle bir ortam sağlayabilirseniz hem çok daha iyi ve kaliteli çıktılar sağlamış olursunuz hem de tasarımcılarla çok daha etkili ve güzel bir çalışma ortamı sağlamış olursunuz.